WordPress, ücretsiz, açık kaynaklı bir web sitesi oluşturma platformudur. Daha teknik bir düzeyde söylemek gerekirse, MySQL veri tabanı kullanan PHP ile yazılmış bir içerik yönetim sistemidir. İstisnasız ki bugün var olan en kolay ve en güçlü blog ve web sitesi oluşturucudur. Mevcut internetteki tüm web sitelerinin %46'sının WordPress kullanılarak yapıldığını düşünürsek ne kadar iyi olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Ve tabii ki tamamen ücretsiz, açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemidir. WordPress'i kendi başınıza kurmak ilk başta göze korkutucu gelebilir. Ancak hiç endişelenmeyin. Aslında süreç hem çok kolay hem de adım adım beraberce ilerleyeceğimiz için herhangi bir teknik bilgi olmadan siz de kendi sitenizi oluşturabilirsiniz. WordPress kurmaya başlamadan önce birkaç şeyi hazırlamamız gerekiyor. İlk olarak web sitenizi yayınlayabilmek için alan adınızı tescil ettirmiş olmanız gerekmektedir. Alan adınızı nasıl tescil ettirebileceğinizi kanalımızdaki önceki videolarımızda anlattık. İkinci olarak bir hosting firmasından PHP destekli bir alan almamız gerekmektedir. Bunu da nasıl yapacağınızı önceki videolarımızda anlattık. Üçüncü olarak bir MySQL sunucusuna erişiminiz olmalı. Aynı şekilde bir MySQL sunucusuna erişmekle ilgili eğitimimizi de videolarımızda bulabilirsiniz. Zaten ikinci seçeneğimizde PHP destekli bir host aldıysanız MySQL'de %100 onunla beraber gelmiştir. Son olarak kurulum dosyalarına ihtiyacımız olacak. Bunu da adım adım nereden, nasıl indirirsiniz zaten göstereceğiz. Alan adınızı tescil ettirdiniz. Hosting alanınız da var ve WordPress kurmaya hazırız. Hadi başlayalım. WordPress kurabilmenin iki yolu var. Birinci yolu, çoğu hosting firması bu hizmeti otomatikleştirir. Eğer otomatik kurulum yapmak istiyorsanız geçmiş videolarımızdan WordPress otomatik kurulum videosunu izleyebilirsiniz. Biz şimdi her şeyiyle bizim kuracağımız bir site oluşturacağız. O yüzden en güncel yükleme dosyalarımızı temin etmek için wordpress.org sitesine gidiyoruz. Açılan sayfada üst tarafta download alanını buluyor ve bu linki tıklıyoruz. Hemen burada sol tarafta en üst versiyonumuz bulunmakta. Şu anda WordPress'in en üst versiyonu 6.1.1'miş. Siz bu videoyu izlerken burada muhtemelen daha üst bir sürüm olacaktır. İndirme sürecini başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi sol alt tarafta indirme süreci başladı. Toplamda 23 MB'lık bir dosya ama harikalar yaratacak. İndirme işlemi tamamlandı. İndirilmiş olan dosyamızın konumuna gidiyoruz. Ve sıkıştırılmış vaziyette gelen dosyaya sağ klik yaparak buraya ayıkla diyoruz. İkinci bir yöntem olarak dosyayı çift tıklayabiliriz ve içindeki klasörü tutup dışarıya da sürükleyebilirsiniz. Açılmış olan klasörümüzün içine giriyoruz. Başlamak için yapacağımız ilk şey config dosyamızı güncellemek. Güncelleme işlemi için Edit Plus tarzı bir arayüz kullanabileceğiniz gibi sağ klik yapıp birlikte aç deyip not defterinde seçebilirsiniz. Not defteriyle açıldığında karşınıza gelecek olan görüntüsü budur. Ben güncelleme işlemini Edit Plus'la yapacağım. Önünüze açılan sayfa size karışık karmaşık görünmesin. Burada sadece şu alanı değiştireceğiz. Burada değişiklikler yapacağız. İlk kısımda buraya aralarına boşluk bırakmadan ya da Türkçe karakter kullanmadan veri tabanımızın ismini yazıyoruz. Sizin veri tabanınızın adı neyse onu yazacaksınız. Buraya o veri tabanına bağlanmak için kullandığınız kullanıcı adını yazacaksınız. Gene aynı şekilde o veri tabanına bağlanmak için kullanmış olduğunuz kullanıcı şifresini yazacaksınız. Prefix nedir? Şimdi WordPress otomatik olarak sizin
MySQL veri tabanınızı yaratacak ve içerisine tablolar, kolonlar, sütunlar, birçok şey oluşturacak. İlerleyen zamanlarda olası oluşabilecek bir güvenlik açığı ile veri tabanınız üzerinden hacklenmemek için buraya yazacağınız karakterler her ne ise her bir tablonuz oluşturulurken onların başına otomatik olarak o yazılacaktır. Yani örnekle buraya şöyle bir şey yaptığımı varsayayım. Eğer ki üyeler diye bir tablo oluşturulacaksa bu şekilde oluşturacak sistem. Bu alana yazacağınız bilgileri kesinlikle hiç kimseyle paylaşmayın. Veri tabanınıza birilerinin erişebiliyor olması web sitenizi de istediği anda hackleyebilir demektir. Veri tabanı adı, veri tabanı kullanıcısı adı, veri tabanı kullanıcısı şifresi, hostunuzun IP adresi ya da size belirtmiş olduğu adres ve son olarak da prefix. Bunları güncelledikten sonra dosyamızı kaydediyor ve kapatıyoruz. Kapattıktan sonra webconfig sample alanındaki sample yazısını siliyor ve enter'lıyoruz. Şimdi FileZilla ya da benzeri bir program ile dosyalarımızı sunucumuza gönderebiliriz. Dosyalarımızı public HTML'in içerisine bırakacağız. Daha önceden burada sunucunuzun yani sunucuyu aldığınız firmanın oluşturduğu dosyalar varsa hepsini silebilirsiniz. Tüm dosyaları seçip yükleme işlemini başlatıyoruz. Sunucunuzun ve internetinizin hızına bağlı olarak bu kısım biraz zaman alabilir. Sabırlı olun ve bekleyin. WordPress dosyalarınızın tamamı yüklenceye kadar sitenizi görüntülemeyi denemeyin. Henüz dosyalar eksik olduğu için boşu boşuna hata bug'u yazdırmayın. Dediğim gibi sabırlı olun, tüm dosyaların yüklenmesini bekleyin. Evet, dosyalarımızın tamamı yüklendi. Artık web sitemizi görmeyi deneyebiliriz. Adres satırımıza web sitemizin adını yazıyoruz. Karşımıza WordPress'in kurulumla alakalı karşılama sayfası geldi. Web sitemiz hangi dilde olacaksa buradan dilimizi seçiyoruz. Ve devam et butonuna tıklıyoruz. Beş adımda hızlı bir şekilde kurulum işlemimizi tamamlayacağız. İlk olarak sitemizin başlığını belirtiyoruz. Burada dilediğiniz gibi Türkçe karakter, boşluk ya da benzeri istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Hatta sembol bile atabilirsiniz. Daha sonra WordPress'imizin yönetici paneline girebilmek için bir kullanıcı adı ve şifre tanımlayacağız. Parolayı isterseniz sistem sizin için ayarlar ya da kendiniz yeni bir tane girebilirsiniz. Yazmış olduğunuz parolayı eğer benimki gibi zayıf ise onaylayarak kullanabilirsiniz. Show butonunu tıklarsanız parola görünür hale gelecektir. E-mail adresinizi tanımlıyorsunuz. Buraya yazacağınız e-mail adresi aynı zamanda web sitenizle alakalı oluşabilecek tüm durumlar, çökme raporları, yeni üye kayıtları ve benzeri her şeyin raporlanacağı e-mail adresidir. Eğer bu seçeneğe tıklarsanız arama motorları web sitenizi indekslemez. Yani bizim için iyi bir şey değil bu. Kesinlikle işaretlemiyorsunuz. WordPress'i kur butonuna tıklıyorsunuz.
başarılı bir şekilde WordPress'imiz kuruldu. Giriş yap butonuna tıklıyorum. Artık sistemimize giriş yapabiliriz. Yönetim panelimize hoş geldik. Bu arada web sitemiz nasıl görünüyor? Hemen bir bakalım. Şu an için kargacık burgacık saçma sapan bir şekilde böyle görünüyor. Adım adım en basit haliyle WordPress'imizi nasıl kuracağımızı gördük. Bir sonraki videomuzda WordPress'imizin ayarlarını yapacağız.